Arkadaşlar selam, ben İlker. Sizlerden bir ricam olacak. Lütfen arkadaşımın kanalına abone olup videoları beğenir misiniz? Şimdi videomuza geçelim. Burada Tarık olsa şimdi elmas bulmuştuk. Bu şekilde kas kas nereye kadar yiğit? Feride az sabret ya. Biz de buluruz. Sonuçta bizde de şans var. Tuz neredeydi ya? Tuzu bulamıyorum. Bir tek eksik tuz kaldı. Buldum. Dile abla buradaymış. Sen sofrayı kur, ben bakıyorum yemeğe. Allah Allah. Fakir ve Miray'ın çoktan gelmesi gerekiyordu. Bunlar nerede kaldı? En son Venüs'ün babasından kaçıyorlardı. Herhalde Venüs'ün babası onları yakaladı. Yakalasa şimdi haberimiz çoktan olurdu. Onlar yoldadır, geliyordur. Miray ne diyorsun, sence kurtulduk mu? Şu çarşambanın babası peşimizi bırakmış mıdır? Bırakmıştır. Arkadaşlar hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk. Başınıza bir şey geldi sandık. Yok yok gelmedi. Biz onu anlattık galiba. Fakir hoş geldin de. Çarşambanın babası neden senin peşinde? Dün yanlışlıkla çarşambayı tuzağa düşürdüm. Vallahi isteyerek yapmadım. Evet ama ailesi bunu anlamayacak fakir. Tamam tamam, biz Venüs'ün babasıyla konuşuyoruz. Ama şu anda önemli olan sizin güvenliğiniz. Demek fakir başka dünyaya kaçtı. Ben sana bunun hesabını nasıl soracağımı çok iyi biliyorum. Bu dünyayı yok edeceğim. Allah Allah, bu yağmur da neyin nesi? Daha az önce hava güneşliydi. Garip giden bir şeyler var sanki. Geldi geldik arkadaşlar. Filmimizi açalım ve izleyelim. He? Bu da ne? Dikkat dikkat. Son dakika haberlerle sizlerleyiz. Tarihin en güçlü kasırgası şu anda Minecraft dünyasına geliyor. Tam bir ay sürecek. Lütfen barınaklarınıza sığınınız. Kasırga mı dedi o? Ama babada kasırga olmaz ki. Aa, havaya ne oldu? Nere yağmur başladı? Televizyona ne oldu? Sinyal gitti. Herhalde yağmurdan olsa gerek. Tamam da babada yağmurun yağması bana hiç normal gelmiyor. Bu arada yağmur çok şiddetli yağıyor. Haberler doğru olabilir. Bizim sığınağa ihtiyacımız var. O zaman ben bizimkilere haber vereyim. Tamam, ben de o arada çocuklara göz kulak olayım. La 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 lom. La 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 lom. Arkadaşlar ne yaptınız? Bir şeyler bulabildiniz mi? Elmas hariç her şeyi bulduk. Baksana şuraya Yiğit. Mezar bile bulduk. Allah rahmet eylesin. Bir dua okuyalım. Bismillah. Peki saçma sapan işler yapma. Tamam be, ne kızıyorsun? Şey arkadaşlar, bir sorunumuz var da. Minecraft dünyamıza tarihte hiç görünmemiş bir kasırga geliyormuş. Ne? Kasırga mı? Evet, hem de bir ay boyunca sürecekmiş. O yüzden yetkililer diyor ki barınaklara sığının. Ben zaten anlamıştım bir şeyler olduğunu. Hava birden güneşliydi, yağmur yağmaya başladı. Arkadaşlar o zaman önlem alalım. Kasırga bizim eve gelirse bizim evi uçurur. Şey, o yüzden yetkililer sığınaklara girmemizi söylüyorlar. Ama bizim sığınağımız yok ki. O zaman yapacağız. Bakıcı, baş gardiyan, siz benimle gelin. Diğerleri, sizler de çocukları ve kızları burada toplayın. Biz birazdan geleceğiz. Tamam ama ben de geleyim. La arkadaşlar, buraya ne olmuş böyle? Her yer su içinde. Böyle gidersen sel tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız. Bakıcı, en iyisi sen evdeki tüm yiyecekleri topla. Aşağıda ne kadar kalacağımız belli değil. Tamam, o iş bende. Mert, sen de bize zaman kazandır. Kasırga gelene kadar evin içine su girmemesi lazım. O iş bende. Arkadaşlar ben dışarıya taştan duvar oynayacağım. En azından bu bize zaman kazandırır. Bunu buraya koy ve tamam. Arkadaşlar benim sığınağın girişini sağlam yapmam lazım. O yüzden buraya 4-5 kat duvar öreceğim ki sağlam olsun. Burada Allah'tan buraya maden açmışız. Yoksa işimiz çok zor olurdu. Peki Yiğit, bir şey soracağım. Şimdi biz sığınak yapıyoruz ya. Ya bu kasırga sığınağımızı uçurursa ya da kırarsa? Baş gardiyan, işte o yüzden sığınağı yer altına yapıyoruz. Yer altına sığınak yaparsak kasırga yer altına uçuramaz. Yani yer altına giremez. Ve geriye son bir sandık kaldı. Buradaki yiyecekleri de aldık mı? Tamam. Evdeki tüm yiyecekleri almış oldum. Şimdi ise bunları yer altına taşıyalım. Arkadaşlar bu arada kasırga tam tamına bir ay sürecek diyorlar. O yüzden benim yer altında hayatta kalmak için tarım yeri inşa etmem lazım. Ne olur ne olmaz. Bir bakarsın yiyeceğimiz plan biter. Sonuçta 15-16 kişiyiz. Dilalar, fakirler, feridetler, herkes burada. Arkadaşlar ben de şu anda temel ihtiyacımız olan tuvalet, duş gibi şeyleri yapacağım. Yani kısaca banyoda diyebiliriz. Sonuçta bunu yapmazsam ne olacağını hayal bile etmek istemiyorum. O yüzden aklıma gelmişken yapayım. Ve tamam, oldu sayılır. Bir kontrol edelim. Sorun falan var mı? Su akmıyor. Allah Allah. Aa tabii ya. Arkadaşlar sorun şu taşlardan dolayı. Bu taş
taşları kırmam lazım. Onları denize bağlarsam denizden su gelir. Biz de bu sayede duş almış oluruz. Ve tamam, denize bağlanmış oldu. Şimdi buradan duş başlığına su gelecek. Hatta bir deneyelim. Bakalım çalışıyor mu? Ay, kubuz gibiymiş. Ama en azından çalışıyor. Arkadaşlar şu an evin etrafına taştan bir duvar ördüm sayılır. Şimdi üst taraflarını kapatıp evi korumaya almaya çalışacağım. Rüzgarın sesi giderek artmaya başladı. Kasırga yaklaşmış olmalı. Artık sığınağın girişini kapatma vakti geldi. Ama Mert dışarıda. Mert, hadi gel. Sığınağın girişini kapatacağım. Yiğit, beni duyuyor musun? Yiğit, cevap ver. Evet bakıcı, seni duyuyorum. Ne oldu? Ya şey, benim sonradan aklıma geldi. Bizim evin yanında bir çiftlik vardı. Orada bir sürü hayvan var. O hayvanları içeri almamız lazım. Hay Allah, keşke baştan söyleseydin. Neyse, ben onları alıp sığınağa geliyorum. Siz de orada sığınağın içini kurun. Tamamdır, zaten şu anda çalışıyorum. Burada, ben arkadaşlarımıza göstereyim. Arkadaşlar ben buraya küçük bir tarım yeri yaptım. Bu bize az da olsa yiyecek sağlayacaktır. Neyse, şimdi arkadaşlar benim kesinlikle yapmam gereken bir şey daha var. O da mutfak. Sonuçta yemekleri pişirmeden yiyemeyiz. Şimdi mutfağımız için ilk olarak bir tane ateş yakalım. Sonuçta bu ateş ocağımız için lazım olacak. Ve tamam. Fakat böyle oldu. Bir de mutfak masası yaptık mı tamam olmuş olacak. Demişken onu da yapalım. Tamam, masayı hallettim. Şimdi sandalyeleri koyalım. Ve oldu. Çok da güzel oldu. Arkadaşlar çok fazla içimden geldi. Şuraya şömine yapmak istiyorum. O yüzden şuraya ateş yakacağım. Gerçi Minecraft'ta ilk kez şömine yapıyorum. Daha önce hiç yapmadım. Ama artık olduğu kadar. Arkadaşlar şaka maka yeraltı üstü inşa ettik. Neyse şu kapıları da şuraya koyalım. Tamam. Arkadaşlar kendimizi geliştirebildiğimiz kadar geliştireceğiz. Şu an arkadaşlar ben yatacağımız yerleri yapıyorum. Şu anlık böyle bir yer oldu. Hiç de yatacağımız yere benzemedi. Ama birazdan bunu daha da güzel yapacağım. Gerçi yatacağımızın yeri pek önemli yok. Nasıl olsa bir ay falan yatacağız diyorum. Varmış ya. Tamam. Bu şekilde yatarız arkadaşlar bizler buraya. Hatta aklıma bir şey geldi. Olmazsa olmasımız arkadaşlar bilgisayar. Hemen şunları şuraya ekleyelim ki eğlenelim. Şimdi bize sandalye lazım. Aynen çok iyi. Tek sıra halinde. Gelin gelin benle. Bu ekmeği isteyen herkes gelsin. Tamam. Arkadaşlar ben hayvanları çiftliğe çekmeye çalışıyorum. Gerçi bizimkiler çiftlik yapmamış. Şuraya bir tane çiftlik yapmışlar da. Orası arkadaşlar tarım yeri. Neyse. Bu hayvanlara ben bir tane çiftlik yapayım. Tabii şunları kapat hemen şuradan. Şuraya da iki tane şey ekleyelim ki çim ekleyelim. Aa, bir tanesi geldi. Hey, buraya gelmeyin. Gerçi bunları kontrol etmek de zor. Neyse arkadaşlar. Yapabildiğim kadarıyla yapacağım. Allah. Bir dakika. Gelmişlerken şu... Hazır hayvanlar içeri girmişken kapatayım da çıkmasınlar. Tamam. Arkadaşlar şuraları da aydınlatalım. Arkadaşlar bir de hayvanları su yeri yapmam lazım. Yani su içmeleri için. Şuradan ama durun çıkmasınlar. Tamam. Şuraya arkadaşlar bir tane su yeri yapacağım. Şuraya da su yeri yapayım. Tamam. Şunu da şuradan şöyle kapatalım. Çıkmasınlar hayvanlarımız. Ve tamam. Oldu. Çiftliğimiz çok güzel oldu. Bu arada bizimkilere bir bakayım. Oo, yataklar yapmışlar. Burası neresi? Burası da banyo. Oo, bizimkiler vallahi yapmış. Yer altına vallahi bir üst inşa etmişiz. Bu televizyonumuz. Tamam. Burası da çiftliğimiz. Ve diğer yer mutfak. Vallahi çok iyi. Şey arkadaşlar, biliyorsunuz Minecraft Holiday de video çekiyor. O yüzden onların evine gidecek bir tane portal inşa etmem lazım benim. Onların video çekmesi gerekiyormuş da. Tamam. Şu şekilde yaptım mı? Tamam. Ve portalımız inşa edildi. Burası arkadaşlar Minecraft Holiday'ine gidecek. Fakir ve zengin video çekip gelecek. O sırada ise biz kendimizi geliştirelim arkadaşlar. Daha fazla şey yapalım.